Bu sene gene biz Hacı Bektaş'a gittik. Ayın 18'inde Cemevi olarak gittik. Semahçılarımızla, taliplerimizle, dedelerimizle ve inanç önderlerimizle birlikte gittik. Alevi Kültür Dernekleri olarak bizim Cem'i biz üstlendik. 2 dönemdir biz üstleniyoruz. Kadıncık Ana'nın türbesi de var biliyorsun. Kadıncık Ana bir gün gelirken Hacı Bektaş'ı belli bir heyetle karnımızı açtır, bize bir şey yapın deyince, ya düşünüyor, diyor ki küpte yağ yok, ben ne yapabilirim, çok azıcık bir bulgurum var diyor. Yanında çalışan kadın diyor ki ya ben bir ineyim bakayım altında ne varsa getirip yapalım, bir bakıyor küp dolu. Kadıncık Ana diyor ki bu gelenlerden birisi kesin erimiştir diyor. Hacı Bektaş'ı işaret eden Kadıncık Ana'dır. Ama ne yazık ki orada tabii kadınlar çoğunluktaydı. Gelmişti ama kadınlar konuşmacı tek bir Alevi Kültür Derneği Başkanı vardı. Cem'e de biz buradan hazırladığımız halde biraz da bizim eksikliğimiz oldu. Erkekler oturdu. Ben epey bir itiraz ettim. Hatta kaç tane anne varsa gelsin otursun dedim. Bundan sonra dedeler eşleriyle gelmiyorsa bu postada oturmasınlar. Çünkü inancımız şunu emrediyor: eşleriyle muhabbete girersin. İster dede olsun, ister talip olsun. Eşleriyle, çocuklarıyla eğer giremiyorsa o cem değildir. Rızalık vardır, rıza kapısıdır. Bizden rıza almadan orada sırf biz dedelerden, işte birkaç dededen rıza aldık, cem yapıyoruz. Bu cem değildir. İnancın ritüeline haykırıydı. Halbuki duayı okuyan, ilk çırayı uyaran kadın niye yoktur? Bunun itirazını yaptım epey bir. Orada da konuşmamda söyledim. Ben dilerim ki bir daha bu böyle olmaz. Çünkü inancımızı en büyük eksikliği olur. Kadınları dedeler bir türlü bunu kavrayamadılar. Şimdi onlar kavrayamadığı halde de devletin de işine geliyor. Zaten kadını kabul etmiyor. Kadın her gün işkence ediliyor, öldürülüyor, taciz ediliyor, tecavüze uğruyor. Kabul etmiyor. Ama bak şimdi bu cemevindeyiz. Bu cemevi bizim sığınak kalemizdir diyoruz. Gelen gençlerimiz, kadınlarımız, analarımız, dedelerimiz bilgi ve irfan sahibi olmadığı için kadınları bir türlü kabul etmiyorlar. Biz çoğalırsak, birbirimize sahip çıkarsak, birbirimize eteğini çekerek değil, tutarak kadınlar sahip çıkarsak, ben inanıyorum ki bu karanlıklar aydınlığa çıkar. Zeynep Ana'nın duruşunu sergilemek, Kadıncık Ana'nın o aydınlık yüzüne de sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün kadınlara çağrım var. Lütfen dede eşi olsun olmasın, eşleriyle birlikte cem evlerine gelsin. Bu cem evlerine sahip çıkacağız. İnancımız evrensel bir inançtır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1940'larda bizse bu döngünün varoluşuyla varız. Bu varoluşuyla beraber kadın erkek birlikte yaşamışız. Ayrım yapmamız, can demişiz, canan demişiz.